Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. 2020 YKS programında geometri ile tekrardan karşınızdayız. Paralel kenar ve eşkenar dörtgen. Başlayalım. Paralel kenar, eşkenar dörtgen. Bir sonraki videomuzda yamuğu yapıyoruz, dikdörtgen ve kare yapıyoruz. Dörtgenler ne yapıyor? Bitiyor. Bitiyor. Aslında dörtgenler biliyorsunuz ki çok iyi üçgenlerle direkt atlayabiliyoruz. Paralel kenar. Biraz fazla kural var paralel kenarda ve yamukta. Şimdi... Özür diliyorum. Bu kuralların çoğu keşfedilebiliyor ama değil mi? Yani öğrenci tarafından da keşfedilebiliyor. Birkaç tane çok spesifik kural var. Yani formülünü ispat etmek zor ama diğerleri genellikle kolay. Evet, hepsini bilmek zorunda değiliz. Evet. Yani az önceki cümlemi bir kez daha söyleyeyim. Üçgenleri çok iyi biliyorsanız hepsini bilmeniz gerek yok. Karşılıklı kenarlar birbirine eşit. Doğru. Karşılıklı kenarlar birbirine paralel. Doğru. Karşılıklı açılar birbirine eşit. Doğru. Ve şununla şunun toplamı kaç derecedir? 180. Ama bir göstermek istiyorum. Şurası x ise, şurası y ise, şu x'i hop şuraya taşıyabilir miyim? Evet. O zaman x artı y kaç olacaktır? 180. Ve şu x ise, şu da x, şu y ise, şu da y olacaktır. İkisi de y'nin toplamı 180 olduğunu biliyorum. Köşegenler birbirini ortalar. Yani bakın şurası köşegenlerin kesim noktası olsun. AK, AK, KC'ye eşittir. Ve DK, KB'ye eşittir. Köşegenler birbirini ortalar. Biraz sonra değineceğiz eşkenar dörtgende. Köşegenler birbirini ortalar ama dik ortalamaz. Köşegenler birbirini ortalar ama açıortay yapmaz. Bunlar çok önemlidir. Eğer köşegenlerden bir tanesini E, diğer köşegeni F olarak adlandırırsak bence önemli. Nereden geliyor? Kenar ortay bağıntısından geliyor. İki tane V, A kare artı A kare bölü 2, B kare artı B kare. Ama bilmek bence zenginliktir. Yani E kare artı F karenin iki tane A kare artı B kare olduğunu bilelim. Bu önemli bir özellik arkadaşlar. Nereden geliyor? Benzerlikten geliyor. Bir kere eğer bu iki eş parçaya bölünmüşse ve bu iki eş parçaya bölünmüşse bu üçü birbirine eşittir. Örnek vermek istiyorum hocam. Bakın. Çok daha net görebiliyor musunuz şu anda? Evet. Bu bir. Bir iki oran var. Bir tane daha göstermek istiyorum. Bakın. Görebiliyor musunuz? Evet. Bu iki tane benzerlikten bunu, bunu, bunu ve ne yapmış olurum? Eşit kılmış oluyorum. Çevirdik. Al bak öylesin. Abi cümlemize. Olmazsa olmazlarımızdan paralel kenarda mıyız? Açı ortağı mı gördünüz? Panik yapmayın. Hemen bu açıyı buraya taşıyın zıkkımız esnen. Ve buradaki ikiz kenarlığı muhakkak kullanın. Ve burası bakınız buraya eşittir. Ve burası nokta ise tabii ki burası noktadır. Ve burası yine oluşturmuş olduğum, benim oluşturmuş olduğum, ben yaptım bu ikizkenarı. Tamam, aferin. Peki. Kıza geldi. Eğer bir paralel kenarda, bu aynı zamanda yamukta da geçerli. Bu buna paralelse geçerli daha doğrusu. Eğer sen açıortaysan, sen 90 derecesin. Niye ben 90 dereceyim? Çünkü ben bir paralelim. Bir dakika sen değil ben ispatlıyorum sakin. Yok tamam sen ispatla ben başka bir şey yazacağım. Niye ben paralelim? Niye 90'ım ben? Şimdi burası tek çizgi ise burası tek çizgi değil mi? Ve burası buraya eşit olmadı mı? Eğer bir 90 derecede bu buna eşitse bu da onlara eşittir. Muhteşemmiş. Ama yamukta zaten anlatacağız onu. Hayır yamukta da geçerli dedin ya. Bak, çocukların kafası karışmasın. Alttan gelen iki doğru dik kesişmez. Yandan gelirse eğer bunların toplamları 180 olduğu için burada dik kesişir. Kaliteli. Teşekkür ederim. Rica ederim. Aaa! Bir sorusu varmış. Ama burada önemli bir şey var. Sorusu değil bu. Önemli kural. Şimdi ama eğer... Paralel kenar var diye yamuk değil. Eğer açıortaysan, sen açıortaysan burada iki tane şey söyleyeceğim. Bir, eğer sen diğerlerine paralelsen muhteşem üçlüsün. Bu önemli. Bunun yanında bir kural daha vardı. Çok kaliteli çalışıyor bu kural. Eğer sen paralel değil de diksen iki diklik bir öklittir. Değil mi? Dikten dikindi. Şimdi Vural hocam şu H değil mi? Bu üçgene ait bir yükseklik. Doğru. Peki bu H ise benden de paralel kenarın yüksekliğini istiyor. Bununla alakalı bağıntı kurmak istiyorum. Eğer sen H'san ve açıortay varsa sen de H'sin. Doğru. Eğer sen H'san sen açıortaysan sen de H'sin. Deltoid'den. Ve buradaki açıortay deltoid aynı zamanda. Buradan demek ki bu üçgenin yüksekliği H kadarsa bu paralel kenarın A tabanına ait yüksekliği ne kadardır? 2H'tır. Bu çok önemli. Çok önemli. Bu bir formül. Nereden geldi de çıkartılabilir. Benzerlikten çok net gelmeye çalışılıyor. Şimdi eğer böyle bir şekilde görürseniz direktmen A kare eşittir. Bunun karesi eşittir. Bu çarpı tamam olarak ne yapabiliyoruz? Kuralı kullanabiliyoruz. Bunun sorusu gelecek. Ve paralel kenarın yüksekliği. HG daha çok fizikte oluyor. Şimdi paralel kenarda alanı bulmak istiyorsak ne yapacağız? Taban çarpı yükseklik. Bölü 2 yok. Niye yok? Eğer bunu birleştirirsem üçgen olacaktı. A çarpı H bölü 2. Bunların 2 tane var. O zaman bir nolu alan bulma formülü. Paralel kenarda alan, sakinim, sakin, sakin. A çarpı H'dır. Eğer A tabanı kullanırsam. Evet. Peki B tabanı kullanırsam B çarpı HB'dir. Bir tane sen söyle. A çarpı H, B çarpı H. Hayır, başka bir alan bulma yöntemi. Paralel kenar o kadar zengindir ki başka alan formülleri de kullanılabilir. Mesela sen diyorsun ki köşegenler mi?
O üçüncüsüyle açıkçası. Tamam. Şurası A olsun, şurası B olsun. Vuracağım der ki, Engin'im şunu çiz. Çizdim Vuracığım. Vuran diyor ki, 1 bölü 2. Ama ben bunu nasıl bileyim? Çünkü burada açı vermemiş. A şey çarpı B çarpı sin alfa çarpı 2. Bunu verdi. Hı hı. Çarpı 2 yaparsam, he, demek ki paralel kenarın alanını ben aynı zamanda A çarpı B çarpı sin alfa olarak da bulabilirim. Hı hı. Ama yine vuracağım diyor ki, hocam bir tane daha çiz şuraya. Bütün dörtgenlerde geçerlidir bu. Hı-hı. Tamam mı? Eğer köşegenler verilmişse ve arasındaki açı belliyse, ben bir dörtgenin alanını arkadaşlar 1 bölü 2 çarpı köşegenler E ve F olarak adlandırılır. Köşegenler çarpımı çarpı arasındaki açının sinüs olarak da bulabilirim. Bakın zengin bir hareket. Yani paralel kenarın alanı sadece taban çarpı şekli değildir. Hadi alan. Alandan bahsedelim. Paralel kenarda köşegenler paralel kenarı 4 eş parçaya bölecektir. S, 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 A, 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 A. Bu bir. Eğer ki bu biraz doğrusal gibi gözüküyor hocam. Burası doğrusal değil. Yani kırılıyor burada açıkçası. Biraz daha şöyle göstersem daha iyi olacaktır. Şurası olsun mesela. Bak çat çat kırıldı. Çat çat kırıldı. Eğer kırılıyorsa, doğrusal değillerse karşılıklı alanlar... Tamam sen devam et. Şurası. Karşılıklı alanların toplamları birbirine eşittir. Yani A artı C kime eşittir? B artı E'ye. Ama... Şuradan tam orta varsa şunların alanların eşitliğinden görsünler diye. Evet, kaliteliydi. Ama eğer bu köşegense, bakın bu önemli. Köşegen üzerinde alınan alanlar birbirine eşittir. Bu alan bu alana eşittir. Bu alan bu alana eşittir. Ve bu alan bu alana eşit olacaktır. Bu köşegen üzerinde alınmış olması lazım. Bunu artık herkes biliyor. Eğer şurada bir nokta varsa, paralel kenarın üzerinde bir nokta almışsam, bununla bunun toplamı bunu verecektir. Veya ben şöyle söylüyorum. Bu alan tüm alanın yarısıdır. Yarısı. Ama bunu burada görebildiğim gibi... Burada da görebiliyorum. Şununla şunun toplamı bana buraya verecektir. Veya şu alan tüm alanın yarısı olacaktır. Hmm, bu önemli. Bu önemli. Arkadaşlar 4S, 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 3S, 5S, 2S ispat. Bu önemli. Bunun ispatını görmeleri lazım. Yani bunun nereden geldiğini görürlerse kendini daha iyi hissedecekler. Şimdi şu andaki psikolojilerle biraz sonraki psikolojileri farklı olacak. Biraz sonra kendini daha iyi hissedecekler. Şimdi arkadaşlar... Biz sizinle şunu söyledik. Bu iki eş parçaya bölünmüş. Bu da iki eş parçaya bölünmüş. O zaman Vural hocam bu, bu, bu eşittir. Doğru mu? Hı, doğru. Şimdi şunla şu ortaban mıdır? Bakın evet. İki. Peki hocam siz şuraya x dersiniz, şuraya 2x değil dersiniz mi? Değil mi? 2x, 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 3x. Ha o zaman siz daha kaliteli bir hareket yapıyorsunuz. Hocam burası 3x ise 6x olacaktır. 2x, hı hı. 2x, 2x. Hocam şu benzerliğin... oranı kaçtır? 2, 3. Benzerlik oranı 2, 3 alanlar oranı kaçtır? 4'e 9 çünkü o zaman alanların sen... karesi, benzerliğin karesiyle oranı. Harikasın. Oranı. Şurası 4A ise buraya 9A yazayım mı? Evet. Yazmayayım, yazmayayım, yazmayayım. Buraya 5A yazayım. Buraya 4A yazayım. Buraya 4A yazayım. 4, 4, 4. Şimdi buradaki oran 2'ye 3 demiştin ya sen. Evet. Şurası 2M, şurası M değil mi? Evet. 2M'ye 4A düşmüşse M'ye 2A düşer. 2A düşer. Sen 12A'ysan sen de 12A olacaksın. O zaman şurası da nedir? 3A. Bunun evet, buradan geldiğini bilseniz kendinizi daha iyi hissedersiniz bakın arkadaşlar. Bakın şu anda daha iyi hissediyoruz. Çok mutlu. Herkes çok mutlu şu anda. O zaman 4A, 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 3A, 5A, 2A. Bunu biraz daha rahatlatırsak. Bunu biraz daha rahatlatırsak. Bakın şimdi. Şöyle şurada, yukarı. Biraz daha yukarı. Şöyle. Şurası 3A değil mi? Hı-hı. Şurası 9A. Evet. Bakın 3A'yı 3'e böldüm A. Hı-hı. 9A'yı 3'e böldüm 3A, 2A, 2A. Çünkü bazen hocam niye ısrarla farklı şekil, aynı kural. Aynı kural farklı şekiller niye veriyorsunuz? Ya soruda böyle geliyor çünkü. Bu şekil sorularda var. Buna da aşina olmanızı isterim. Ve bu nereden geliyor? Burası 3A'ydı 3'e böldüm. Burası 9A'ydı 3'e böldüm. Buralar 6A'ydı 3'e böldüm. Bence bunu da bilin yani. Hatta diyeceksiniz ki çok ekstrem hocam bu ne? Var abicim var sorularda var. A 3A ortabandan dolayı. A 3A ortabandan dolayı aynı şekilde aynı şekilde. Ortataban derken benzerlik oranı 1'e 2, alanların oranı 1'e 4. A'ya 4A yani 3A. Ve ortadaki de ne olacaktı? 4A olarak parçalayacaktır. Çevirdik. Ve son kuralım arkadaşlar. Yine klasik bir sorudur. Şu klasik bir kuraldır. Şöyle geldi. Köşegen oldu. Şimdi şurada bir paralel kenar var mı hocam? İki eş parçaya böldü. Şurada bir paralel kenar var mı hocam? Var. İki eş parçaya böldü. E şimdi şurası A, C, şen de B ol. Şen de derken sen de B ol. O zaman burayı kapatırsam A, C, sen de B olacaksın. O zaman siz eşitsiniz. Doğru. Biraz sonra bunun sorusu gelecek. Teşekkür ediyoruz. Bir yudum çay alıyorum. Evet. Okur musunuz? ABCD paralel kenara AC ve DE'nin kesişimi K. BE bölü AD 1 bölü 3 ise ve KE 6 ise KD nedir? Şimdi Vural hocam diyor ki hocam BE sizin için x'i ifade etsin. AD benim için 3x'i ifade etsin. AD'nin 3x olması bana EC'yi kaç kılar? 2x kılar. Tamam. Şimdi siz diyorsunuz ki arkadaşlar bakın benzerlik alan açıortay kenarortay. Bunlar çok önemli. Evet. Şimdi siz
Eğer paralel kenar yapıyorsanız benzerliğe daima dikkat kesileceksiniz. Benzerlik oranınız kaça kaç? Çıkar. Kelebek kum saati 2-3. 2x'i 3x. Bunu neyle adlandırayım ben? Eşittir ne diyeyim? KE bölü KD. Yani 6 bölü KD diyelim mi? Evet. Tamam. Bakın 2x'in 3x'i 6'nın. Hocam nereden yapıyorsunuz bunları arkadaşlar? Bunlar birbirine eşittir. Tek çizgi bunu görmüş, tek çizgi bunu görmüş. Nokta bunu görmüş, nokta bunu görmüş. O zaman 2 iken 6 olan üçgen kaç olur? 9. O zaman KD kaçmış? 9'muş. Güzel soru. Harika, süper. Yeni nesil soru olarak adlandırmak istiyorum bunu. Bir bahçıvan 3 parça haline getirdiği çimlerin yan yana getirip eş köşegenine birleştirerek eş köşegenler birleştirerek... Bir dakika ya, 3 parçayı çimi taşıyor mu, bahçeyi taşıyor mu? Ya bunu kesmiş de böyle değişik parçalar yapmış. Evet, bunları birleştirin zaman bu olacak. Önemli olan bunları burada görselleyerek buraya birleştirmeye çalışmak. Tamam. Sen de bu parça nereye gelecek? Şu mu? Şu geniş açı olduğuna göre ya şuraya ya şuraya. Şöyle. Hani AB diyor ya burası. Aha. Ha AB mi diyor? Ne kadar? Pardon. E. AB E. Şu açı ne kadarmış hocam? Karanlık diyeyim ben şuraya. Teta. Teta. Sonra BC F. Hop BC F. Değil mi? O zaman F açısı neymiş? Karanlık. Teta. Bu arada FC ne kadarmış hocam? 30. AE ne kadarmış? 60. O zaman şu parçada şurası evet, olmayacak mı? Otomatik olarak. O zaman ED ne kadarmış? 20. Şurası 20. Şurası ne kadar oldu? 80. Önemli olan öğrencinin bunu burada görselleyip buraya alması. Hı hı. Şimdi ben soruyu böyle versem. Klasik bir paralel kenar sorusu değil mi? Evet. Evet. Çünkü öğrencilerimizin çoğu şu açının şu açıya eşit olduğunu zaten biliyorlar. Ve burada ne yapacaklar? Çift çizgiye çift çizgi tipik bir benzerlik yapacaklar. Burası 80 olduğu için burası 80. Buraya x dersen burası ne olacaktı? 30 artı x. Bundan sonraki zaten klasik bir paralel kenar sorusu. Önemli olan bunları buraya ne yapmakta? Yerleştirmekti. Şimdi paralel kenarın içerisine bulmak için ilk önce x'i bulmam gerekiyor. Arkadaşlar karanlık kimi görmüş? 30 artı x'i. Karanlık kimi görmüş? 80'i. Bakın bu üçgenin başında devam ediyorum. 60'ı görmüş çift çizgi, 30'u görmüş. 30 iken kaç oluyor? 60. 80 iken kaç olacak? 160. O zaman x kaçtır? 130. Güzel. 130. 30 da bende var. 160. Bir kenarı 160. Diğer kenarı 80. Bunları toplar 2 ile çarparsan bana paralel kenarın neyini verir? İçerisini verir. Hocam paralel kenarın içerisinde formül vermediniz ki en başta. Abi bununla bunu topla. 2 ile çarp yani. Değil mi? Cevap neymiş? 480. Sakinim. Ama vermedin yani formülü. Olsun arkadaşlar. Biliyorlar. Biliyorsunuz değil mi? Kafa sallayın. Tamam. Şekildeki ABCD paralel kenar ABD alanı 4 santimetre kare. Yani şurası 4. Onu yazayım ben. Hı-hı. Benim de bir katkım olsun. Keşke kalemde yazsaydı. Bu tarafa değil bu tarafa yazayım. 4 santimetre kare. Bu paralel kenardan 15 tanesi BD köşegeni boyunca kesilip BDC üçgenleri şeklindeki bir duvarlar. Şunlar var ya şunlar. Evet küçük bir sürü var, bir sürü var. Yapıştırılıyor. Buna göre boyama alan soruluyor. Aslında tarla alan sormaya çalışacak ama işin içine bilgi katarak, yorum. Hikaye katarak, hikayeleştirerek ne yapıyor? Bunu yeni nesil soru yapıyor. Yeni nesillerin hepsinin altında aslında eski sorular var. Şimdi o zaman ben şöyle düşünüyorum. Paralel kenarını bulsam, şunlardan her birisinin alanını biliyorum. Çıkarsam bana sarı bölge kalacaktır büyük ihtimalle. Paralel kenarını sen taban çarpıcılık olduğunu biliyorsun. 33 ile 17 topladım. 50. 50 kere 20? 100. Çirkinsin. Gerçekten çirkinsin yani. 50 kere 20 1000. 1000. 1000. Eksi. Şıklara bakar mısınız zaten? Evet. Eksi. Bir tanesinin alanı kaç? 4. Kaç tane var? 15, 30 tane var ama. Şöyle. Bundan ama sadece 4. Beyazı kesiyor. Evet. Hayır. Bunun, sadece beyazlar bunlar. Sadece beyazlar. Yok sadece beyazlar ama bundan 30 tane. 15 tane. Bu paralel kenarlardan. 15 tanesi BD köşegeni boyunca kesip BDC üçgenleri aşağıdaki duvarda bulunan. İşte BDC'leri yapıştırıyor sadece. Hmm. Yani 4'ten 15'ten yapıştırıyor. 60 olur o 60. Zaman. Doğru. O zaman ben ne olacaktır? Düşünüyorum. Cevap 940 olacaktır. Yani okuduğun zaman şu beyazlardan 15 tanesini yerleştiriyor. Evet, evet. O yüzden kesiyor. Zaten baktım burada tezat var mı diye 880 cevap şıklarında yok. Beni affedin. Tamam bu sefer daha iyi yapacaksın. Tamam. Şimdi az önce cümleni lütfen kes, nefesini sakla. Nefesini unutma. Şimdi az önce şöyle bir şey demiştik ya Buralcığım. Oksijen miydi hocam? Hani az önce sana şunun şuna eşit olduğunu kullanacağız demiştik evet, değil mi? Hadi buyurun. Bunun buna eşit olduğunu kullanırsak burası 25. Biraz sonra okuyalım ilk önce. Pardon. Yanda verilen paralel kenar şeklindeki kağıdın ön yüzü sarı, arka yüzü mavi. Tamam. Avan ABCD 105, DKLM 25. Şekilde görülen her dikdörtgen bir paralel kenar. Bu paralel kenar KE boyunca ok yönünde katlanırsa. Katlandı. Yandaki görüntü oluşuyor mavi paralel kenarın alanı. Şimdi katlandığı zaman ne yapalım? Geri açma olayımız da var tabii ki. Ne yaptı değil mi? Üstüne kondu. Söyleyin. Evet. Gibi.
Şu önceki şekilde. Evet. Tamam, bunu ne yaptım? Katladım burası. Şimdi şurası 25 diye geri kaç kaldı? 10 vardı ya orası. O zaman burası kaçmış? 5. Burası kaçmış? 5. Doğru mu? Doğru. Şimdi burası tekrar ne oldu? 25. Şurası şuraya eşit oldu mu? Şimdi şurası kaçtı? 25. Hı-hı. Ve şurası kaçtı? 25. Benden ne istiyor? Mavi paralelkenin alanı ne kadardır? E şimdi şuranın az önce ben kaç olduğunu söylemiştim? 25. 25 olduğunu söylemiştim. Şurası 25 ise şurası da 5 ise o zaman buranın tam kaç oldu? Yanlış mı gördük lütfen ya? Şurası 10 olması gerekmiyor mu? Çünkü şuradan katlanıyor. Siz buradan katladınız. Yanlış şimdi mı bunu, oldu? Bunun üstüne katladığınız zaman. Ama KE boyunca katlanıyor. KE boyunca katlandığında şurada 15 gözüküyor. Demek ki burası 10. O zaman yanlış düşündüm. Evet, burası 10, burası 25, 35 olur. Bir dakika. He, KE boyunca evet, katlanıyor KE burası. Boyunca. KE boyunca katlanırsam bu şuraya gelmiş evet oluyor. Tamam, düzeltiyorum. Evet. O zaman şurası kaç oluyor hocam? 25 oluyor. 25. Aslında burası 10 evet olmuş oluyor. Evet. Cevap 35. Teşekkür ederim. Çok şey, teşekkürler. Bundan önce çalışıp gelirseniz hocam. Teşekkürler. Bu soru çok önemli. Bu soru çok kaliteli. Şimdi arkadaşlar, KL ve EF, AB, DC. Bakın AB burada, DC burada. Hocam teki 2 ile teki de 3 orantılıysa ben bunları kaçta birleştireyim? 6. O zaman eğer DC benim için 6x olsa, AB benim için 6x olsa, AB'nin 6x olması KL'nin 3x olduğunu ve DC'nin 6x olması EF'nin 2x olduğunu gösterir. Doğru. Acaba tüm alanda 60'sa şu da benim yüksekliğim olsun. Bu yükseklik, bakın içeride bir tane yamuk var. Bir tane de paralel kenarı var. Hı hı. Bu yükseklik hem paralel kenarın yüksekliği hem de yamuğun yüksekliği. Şimdi paralel kenarın alanı neydi? 6x çarpı h değil mi? Evet. 6x çarpı h benim için neyi ifade etti? 60'ı. Demek ki x çarpı h olmuş. Bu cepte. Bu bir. İkincisi. Niye Madame Coco şeyleri gibi yazıyorsun? Şimdi ikincisi ise KLFE. Hocam KLFE nedir? Yamuk. Biraz sonra söyleyeceğiz. Bir sonraki videoda söyleyeceğiz ama yamuğun alanını kısaca patlatalım. Taban artı taban çarpı yükseklik bölü 2. Şimdi 3x burada var, 2x de burada. Toplarsak ne yapacak? 5x, 5x çarpı, çarpı h bölü 2. Benden istenen yer burası. Hı-hı. O zaman ne yapıyorum? Eğer bir tane xh 10 sa 5 tanesi 50, 2'ye böldüm. 25 birim kare olacaktır. Ve bununla alakalı son sorum. Şimdi şekildeki saatte bulunan OBC paralel kenarı, şimdi saatin içindeki paralel kenarı görüyoruz arkadaşlar. Acaba saat 1'i gösterdiğinde paralel kenarın alanı ne kadardır? Yani yeni nesil olması için çabalamışız ve saatin içine paralel kenarını koymuşuz. Hocam şu açı kaç derecedir? Şimdi saat 1'i gösterdiğine göre bunlardan bir tanesi 12'yi, bir tanesi 1'i evet, gösteriyor. Evet, şöyle devam ederse. 12 dilimlik bir daire 360 dereceyi gösterdiğine göre harika, bir birimlik yay 30. 30 dereceyi gösteriyor. Düşündün sanki. Şurası 30 derece. Evet. O zaman şu olmadı mı sorun ya? Bir dakika, şöyle bir şey var. Şurası 7, şurası 10. Yerler değişebilir, önemli değil. Şurası da 30 derece. O zaman siz diyorsunuz ki bunu birleştirelim. Hı hı. Siz sinüslü alan formülünden 1 bölü 2 çarpı 10 çarpı 7 çarpı sin 30, yani 1 bölü 2 deyip bunu da 2 ile çarparsanız şundan 2 tanesini bulmuş olursunuz. Bu 2, bu 2, bu 2, bu 10'u 5, 7 kere 5 35. 35 olacaktır. Hocam tebrik ediyorum. Rica ederim. Eşkenar dörtgen hocam. Şimdi bakın, eşkenar dörtgen çok kolay olduğu için sadece bir sayfa hazırladım. Eşkenar dörtgen yine paralel kenar ailesinden geliyor. Ama bütün kenarlar birbirine eşit. Oh my goodness. Bütün kenarlar birbirine eşit. Köşegenler birbirini ortalar. Ve dik keser. Ve dik keser. Köşegenler birbirini kaç tanesine dik keser? Bir. Kare de dik keser. Eşkenar dörtgen de dik keser. Deltoid de dik çok keser. Çok iyiydi. Köşegenler birbirini dik keser. Mi, çok iyiydi. Gerçekten çok iyiydi. Bu açıortaydır. Bu açıortaydır. Bu açıortay ve bu açıortay. Ama bu ve açılar farklı, ona dikkat edin. Farklı. Bu buna eşit. Bu buna eşit. Köşegenin hepsi birbirine eşit değil. Sadece karede eşit o. Hı-hı. Şimdi bu buna eşit, bu da buna eşit. Şimdi başka ne söyleyebilirim? En alanı çarpı f bölü 2 diyebiliriz. Alanı söyleyebilirim diyecektim. Yine alanı binlerce kez farklı şekilde bulabilirim. Yani binlerce kez derken 3 şekilde bulabilirim. Yükseklerin hepsi birbirine eşittir. Haşa ve hb kavramı yoktur. H'a aynı zamanda kim eşittir? HB'ye eşittir. Ama buraya bir tane daha ben eşkenar dörtgen çizdim ki eşkenar dörtgende alanı şu şekilde bulmayı seviyoruz. Köşegenler çarpımının yarısıdır. Alan ABCD. Teşekkür ediyoruz. Şimdi bir mermer döşeme ustası iki parçadan oluşan eşkenar dörtgen mermerleri altı harç olan zemine döşeyecektir. Hı hı. Bu mermerlerin zemine yerleşmesi için uygulayacağı kuvvet mermerin yüzeyalanına santimetre kare cinsinden değerinin gram karşılığıdır. Hı hı. Baskı. Buna göre usta mermerin tamamını zemine yerleştirmek için
kaç gram enerji harcamıştır? Yani alanı ne kadardır? Çünkü alan kadar, alan kadar enerji harcıyor ya. Hocam bu bir eşkenar dörtgense sen 50'ysen sen de 50 değil misin? Evet. Sen de 50'sin, evet. Ben de 50'yim. Evet. Ben 30'um, ben 50'yim. 40'ım. 40'ım ben. Peki eşkenar dörtgenin alanını şöyle şu şekilde bulmak istiyorum. Hatta size bunu şöyle göstereyim. Bazı arkadaşlar farklı şekilde hemen yan kenara normal olarak çizin yani. Şurası 30, şurası 50, şurası 40, şurası 50, şurası 50. 50. Ve şurası da 20. Şimdi siz bana farklı bir şekilde bulun. Ben size farklı biçimde bulayım. Eşkenar dörtgen deyince alan olarak ilk akla gelen köşegenlerin çarpımının yarısıdır. Ancak burada tabana ait yükseklik zaten verilmiş. Paralel kenar mantığıyla çok rahat 50 çarpı 40'dan bu alan bulunabilir. 50 kere 40 2000. Allah bereket versin. Ama diyorsunuz ki hocam şunu çizin şöyle. Biliyor. Çizin çiz. Çizin çiz çiz. 30 kere 40 1200. 2'ye evet. Bölün 600. 30'luk tabana 20 katı düşmüşse 20 katı düşecektir 400. 400. 1000 benim. 1000 de sensin 2000. Öyle gereksiz bir şey yaptım yani. Eşkenar dörtgen mi gördünüz? Köşegen mi var? O zaman hemen ne yapacaksınız? Dik kesişecekler. Sen 6'ysan sen de 6'sın. Sen 8'sen sen de 8'sin ama duruyorum şu anda. Bu arada 6 8 şurası kaç? 10. Burası da 10. Açıortayla alakalı biz ne demiştik? Sen 6'sen sen 10'san sen 3 katsın, sen 5 katsın. Çünkü açıortayda bu bunun orantıdır, bunun orantıdır. Ne istediğine de bakalım bu arada. BEC alanı istiyor. Hocam 8x'in 8 olması x'in kaç olduğunu ifade ediyor? X'i 1 kılar. X'i 1 kıldı. O zaman şurası kaçmış? 5. Ben BEC üçgenin alanı istiyorsam tabanım 5. Yüksekliğim kaç? 6. 6 kere 5 30. 2'ye böldüm. 15. 15 olacaktır. Şimdi eşkenar dörtgen mi gördünüz? Köşegenler mi var? Durun. Yapamayacaksan çaktım adamına pasla. Hemen köşegenler dik kesiyor. Az önceki soruda biraz şey yaptık diye tribe girmiş şimdi. Eğer köşegenler birbirini ortalar bunun cümlesini biliyorsan. Eğer sen gelmiş iki eş parçaya bölmüşsen. Ben F noksana bir misyon yüklerim. Ağırlık merkezi. Çünkü iki İyi, tane konulama iyi yazmışlar. Ağırlık merkezi. Bilerek böyle beklediğim evet. Bir saniye. Şimdi bunu aşağı indirirsem o zaman sen ağırlık merkezin. O zaman şu alan A, 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 şu alan A. S2 dediğim de 2A. S1 dediğim de 2A. Yani benden ne istiyor? 4A. Doğru mu? Hı hı. Bu arada AC'yi kaç vermiş bana? 18. BD'yi kaç vermiş? 12. Oha köşegenleri vermiş. O zaman 18 çarpı 12 bölü 2. 144. 108. 108 de oluyor. Geçen şimdi 6A burada var, 6A burada var. Yani 12A 108 değil mi Uralcığım? Evet. Demek ki A kaçmış? 9. 9. Bana kaç tanesi lazım? 4 tane. Cevap kaçmış? 36. Çok iyi değil miyiz? Süper, harika. Ben hiç ömrümde öyle güzel soru çözen bir görmedim. Son soru. Şu anda dikdörtgen. Güzel gidiyorduk ama dikdörtgen kare ve yamuk için sabırsızlanıyorum şu anda. Elim ayağım titriyor yani. Şimdi bu bir eşkenar dörtgen ve paralellik var. Yine bir benzerlik süreci yaşayacağız. Büyük ihtimalle. BE 6. Ve DA8, o zaman 8'miş şurası. Şimdi şu kum saatinin sana hissettirdiği şey sen 4x'sen sen 3x'sin demek değil midir? Evet. Paralel kenar şey benzerlik talebi her zaman size şunu söyler. Sen 4x'sen sen 3x'sen ve paralelse bu sen 4a'ysan sen de 3a'sın. Doğru. Ve FK'yı soruyor. Şuri soruyor. Buna gerek yokmuş. O zaman siz diyorsunuz ama güzeldi bu. Güzeldi. 4'ün 7'ye oranı yani Thales'e bakın yaşıyorum o yüzden de. FK'nın 6 oranı eşitmiş. 24 bölü 7 diyelim mi? Diyelim. Ve bitirdik. Bir sonraki videomuzda artık ne yapacağız? Dikdörtgen kare yamuk. Heyecanlıyım. Dikdörtgen kare yamuk yapacağız.